Cumartesi sabaha karşı bir grubun saldırısı sonucu dövülerek öldürülen arkadaşımız Ramazan Öksüz, bugün Alaybey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozcaada'da toprağa verildi. Gece yarısı yaşanan olayın ardından Ramazan Öksüz'ün cenazesi hatırlanacağı üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapıldıktan sonra dün gece saat 1 feribotu ile Bozcaada'ya getirilmişti. Öksüz'ün cenazesi bu sabah hastane morgundan alınıp Cumhuriyet Mahallesi Lale Sokak'taki baba evinin önüne getirildi. Anne Kibariye Öksüz ve baba Halil İbrahim Öksüz ile kız kardeş Jale Öksüz Aydın tabuta sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kardeşimiz Ramazan Öksüz'ün cenazesi öğle vakti baba ocağından sonra Alaybey Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Öksüz'ün ailesinin yanı sıra Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, şarkıcı Feridun Düzağaç ile çok sayıda Bozcaadalı arkadaşları ve sevenleri katıldı. Ramazan Öksüz'ün Alaybey Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Bozcaada mezarlığına defin işlemine de çok sayıda Bozcaadalı ve ailesi katıldı. Olayla ilgili olarak kaymakamlıktan da bir açıklama yapıldı. Bozcaada Kaymakamlığı yayınladığı mesajda konuyla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiğini, soruşturmanın gizliliği esası çerçevesinde adli birimlerce hassasiyetle devam ettirildiğinden bahsetti. Açıklamanın tam metni şöyle: "Bugün adamızın yaşadığı menfur olayla ilgili olarak tüm şüpheliler gözaltına alınmış, tüm deliller ve kamera görüntüleri adli birimlerce elde edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma süreci soruşturmanın gizli esası çerçevesinde adli birimlerce hassasiyetle devam ettirilmektedir. Ada halkından özellikle istirhamımız yetkili makamların haricinde verilen bilgilere, söylentilere itibar etmeyip herkesin sükuneti korumasıdır. Hepimizin başı sağ olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İbrahim Gültekin, Bozcaada Kaymakamı. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, müzahar, müşahhar ruhu şerifine hediye ve duasını eyle ya Rabbi. Hazreti Adem